sancak, yaşamak istiyoruz. Patron sendika içeri girmesin, işçiler birliğini korumasın, işçilerin birliği dağılsın diye sendikalı işçileri işe almam diyor. Artemis patronuysa daha henüz işçilerin taleplerine dönük herhangi olumlu bir adım bile atmadı. İnsanca yaşamak istiyoruz diyoruz. İnsanca yaşamamıza yetecek bir ücret istiyoruz diyoruz. Bir kişi kalana kadar da hakkımızı arayacağız. Biz bu işletmelerin taşıma kolonlarıyız. Ama en değersiz insanı da biziz. En az kazananı da biziz. Biz artık buna dur demek istiyoruz. Bizim sırtımızdan katlarına kat, yatlarına yat koydular. Bizi bir ekmeğe muhtaç etmeye çalışıyorlar. Daha rahat yaşamak bizim de hakkımız arkadaşlar. Dilerler kazanacağız. Sendikal hak ya, yasal hak. 1961'de verilmiş bir hakkımı benim gasp etmeye çalışıyor. Benim e-devlet şifremi isteyip onu iptal etmek istiyor. Yani böyle bir mantıksızlık var mı? Ben kendisinden bütün üyeliklerini iptal etmesini isteyebilir miyim? İsteyemem. Yani daha neyi bekliyor bu dokumacı arkadaşlarım bilmiyorum. Ben 20 yıldır dokumanın içindeyim. Her şeyden herkes sürekli şikayetçi. Maaşlarımız her geçen gün eriyor. Yani geçinmek enflasyondan dolayı artık imkansız hale geldi. Halen bir hak alamıyorum. Hak aramak isteyen deyiz. Her türlü ezmeye çalışıyorlar. Yani bu düzenin artık gitmesi lazım. Diyorlar ki Antep marka şehir. Antep ülkenin ve bölgenin parlayan yıldızı. Bu kenti yönetenler, belediye başkanları, milletvekilleri, iktidar partisinin milletvekilleri, valisi, yöneticileri sürekli patronları ziyaret ediyor. Başpınar'da hep kölelik düzeni vardı. Mesele sadece ücret ve zam değil. Başpınar'da 200 bin işçi çalışıyor. Dünyanın her yerinde ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarında da hak olan hiçbir hak kullanılmıyor. Örneğin Başpınar'da pazar tatili yapan işçi yok. Bütün pazarlarda işçiler mesai yapıyor. Hem de zorunlu olarak. Pazar günü çoğu işçi gönüllü olarak çalışmak istiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü Başpınar'da hiçbir işçi aldığı ücretle geçinemiyor. Erkaplan patronunun ağzından aslında Başpınar patronları şunu diyor işçilere. Size zam da veririz, size istediğiniz talepleri veririz ama birlik olmanızı kabul etmeyiz. Neden? Çünkü birlik olursanız biz o hakları tekrar elinizden alamayız. Biz sizi içeride köle gibi ezmeye devam edemeyiz. İşçiler de artık diyor ki biz sadece zam değil. Biz zam, ekmeğimiz, haklarımız, bütün bunlar için bizim tek güvencemiz var. O da bizim birliğimizdir. Bizim sendikamızdır ve ekmeğimiz için direndiğimiz gibi ekmeğimizin tek güvencesi olan birliğimiz ve sendika hakkımız için de sonuna kadar direneceğiz. Pazartesi de Erkaplan işçileri sendikalı oldukları için içeri alınmazlarsa hep birlikte, bütün Erkaplan işçileriyle birlikte dilekçemizi hazırladık. Hep birlikte adliye gidip suç duyurusunda bulunacağız. Adına alelade şu meydanı, bu meydanı dedikleri meydanları gerçek isimlerine kavuşturuyorlar. Demokrasi meydanındayız. İşçilerin demokrasisini, işçilerin ekmek mücadelesini, işçilerin eşitlik, özgürlük mücadelesini kuracakları meydanları adım adım Başpınar işçileri oluşturuyor. Selam olsun, selam olsun onlara. Biliyoruz ki bu düzeni, bu kölelik ve sefalet düzenini yıkmak isteyen işçilerin önüne her türlü engeli çıkartmak için hesap yapıyorsunuz, plan yapıyorsunuz. Devletin bütün olanaklarına çöktünüz. Bu devletin olanaklarını işçilerin bu düzene karşı mücadelesinin önüne yığmaya çalışıyorsunuz. Bu şehirde işçiler yalnız değil. Bu şehirde işçiler emeğin ve özgürlüğün büyütülmesi için mücadele eden güçlerce sarmalanmış durumdalar. Biz varız. Buradayız arkadaşlar. Birleşe!